Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 6.745 sayılı yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla özellikle şehit ailelerine ve ticari araç kullanan şoför esnafına yönelik ciddi kazanımlar bulunduğuna dikkat çeken Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay, düzenleme ile kamu kurumlarıyla 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme hükümlülüğünün süresinin 1 Temmuz'dan 2017'ye kadar uzatılmış olduğunu söyledi. Kanun kapsamında şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası ÖTV ödemeksizin araç alabilme imkanı sağlandığını belirten Doğanay, ticari araç kullanan şoför esnafına uygulanacak vergi indiriminin Kurban Bayramı öncesi adeta bir bayram hediyesi olduğunu söyledi. Doğanay, taksi, dolmuş, halk otobüsü, kamyon ve kamyonetlerde ÖTV aracın türü ve motor büyüklüğüne göre %1'den başlayıp %145'e kadar çıkıyor. Hükümetimiz %45 olan ÖTV'yi taksitlerde motor hacmi 1600 cc'ye kadar olan araçlar için sıfırladı. Bu durumda piyasada 60 bin lira olan bir otomobilin fiyatı taksici için 41.380 liraya inecek. ÖTV ve KDV avantajıyla yaklaşık 19 bin lira taksicinin cebinde kalacak. Ticari araçlar için uygulanan ÖTV indirimi, KDV tutarında da düşüş sağlayacak. Bu aracın satış fiyatı belirlenirken önce fabrika çıkış fiyatına ÖTV ekleniyor. ÖTV'li fiyatın üzerine %18 de KDV hesaplanıyor. Ticari araçlardan ÖTV alınmayacağı için fabrika çıkış fiyatına sadece %18'lik KDV'nin eklenmesi araç fiyatında ekstra düşüş sağlayacak dedi.